Merhaba arkadaşlar. İslam dini esasları dersinde yeni bir konuyla tekrar karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yine hocalarımız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Din Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Recep Kılıç Bey. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. Yine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Şaban Ali Düzgün Bey. Siz de hoş geldiniz hocam. Ve ben 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Cemal Sokuoğlu. Bugün İslam'ın Allah inancı üzerinde biraz daha derinliğine durmak istiyoruz. Sevgili arkadaşlar, tarih derslerinden gördüğünüz gibi insanlık tarihi boyunca adeta Allah'ı aramış durmuştur. Zaman zaman doğru Allah inancına ulaşmış, zaman zaman da bunu kaybetmiştir. Bu dersimizde hocalarımızla birlikte İslam'ın Allah inancı üzerinde duracağız ve hemen konuya da girelim. Şaban Ali Bey'e ben öncelikle sormak istiyorum. Şaban Ali Bey, İslam'ın Allah inancının öncelikle temel özellikleri konusunda arkadaşlarımıza biraz bilgi verebilir misiniz? Hayır hocam. İslam'ın Allah inancının temel özellikleri dediğinize göre bir karşılaştırma ortamı doğmuş oldu. Evet. Yani başka Allah inancı Hristiyanlık olabilir, Yahudilik olabilir, belki herhangi bir semavi dinin değil ancak bir felsefi inancın olabilir. Allah inancı ve Allah tasavvuru konusundaki yaklaşımından onu ayıran nedir şeklinde ben algılıyorum sorunuzu. Ben de onu kastettim zaten. O yönde cevap vermeye çalışayım. İbn Sina'nın İhlas tefsirinde bu sorduğunuz soru çok detaylı irdelenmiş. Sadece tek başına ehad kelimesini, samet kelimesini almış götürmüş. Ben şimdi orada vurgulanan beş özelliğin kul huvallahu ehad. Ehad kelimesinin niçin bu şekilde vurgulandığı, lem yelit kelimesinin niye bu şekilde vurgulandığı bir mukayese için vermek istiyorum. Ama şuna işaret etseniz yerinde olur sanıyorum. Birçok ayette Allah'ın varlığından, birliğinden bahsediliyor. Hı hı. Ama değerli toplu olarak İhlas suresinde. Evet, İhlas suresi bir önce tezi ortaya koyan başka ayetler var tabii ki. Allah evet. İnancını tezini ortaya koyuyor. Fakat bu daha çok bir diyalektik gibi. Yani biz diyoruz ki Allah ehaddir. Niçin ehaddir? Çünkü ehad olmadığını söyleyen başka inanışlar var. Nedir o? Mesela Hristiyanlıktaki egemen olan teslis inancı. Allah onu söylüyor. Diyor ki hayır, Allah üçün biridir değil diyor. Evet. Sadece o vardır. Ya da Allah samettir diyor Allah. Niçin? Çünkü Allah'ın evrenin bir parçası olduğunu ve evren tarafından da desteklendiğini, ona muhtaç olduğunu söyleyen bir düşünce var. Hayır diyor, o hiçbir şeye muhtaç değildir. Tam tersine her şey ona muhtaçtır. Devam ediyor, lem yelit diyor. O bir şey doğurmamıştır. Bakıyorsunuz felsefe nazariyelerinde sulu nazariyesinin ne olduğu tartışılabilir ama bazı izahlar alemi Tanrı'dan sudur eden, çıkan yani yaratma aktını neredeyse ortadan kaldıran bir yaklaşımdır. Onu red için bunu söylüyor çünkü böyle kabuller var. Doğrulmadığını söylüyor ve küfür yani denklik meselesini ortadan kaldırıyor. Allah ile alem arasında bir irtibat varsa bu irtibatta bir eşitlik söz konusu değil. Bizim Allah inancımızın, Allah'ın varlığı konusunda ortaya konan doktrinin varlıktan ziyade bu nitelemeler üzerinde durmasının sebebi bu. Çünkü var olan kabuller var evet. Ve bu kabullerin her biri bir şekilde Tanrı tasavvurunu rencide ediyor, dejenere ediyor. Bunları topladığınız zaman, bunların doğrusunu ortaya koyduğunuz zaman Tanrı tasavvurumuz, Allah kavramı sizde daha böyle bir yerine oturmuş oluyor. Acaba diğer bir ifadeyle bu sure, İhlas suresi, Allah inancı konusundaki yanlışlıkları da düzelten bir sure mi? Şüphesiz, değil mi? Şüphesiz evet. Hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir temel özelliği şu. Bir kitap bu, yazılı bir kitap. Ve yazılı kitabın müellifi, yazarı Allah. Evet. Allah hakkında en orijinal, ilk elden bilgileri veren kitap bu. Ondan önce üretilen bilgiler, Allah hakkında üretilen bilgiler spekülasyona dayalı. Masa başında oturuyorsunuz, evet. Aklınızı kullanarak, tecrübe yok, tecrübe yapamıyorsunuz, böyle bir şey yok. Aklınızı kullanarak Tanrı hakkında bilgi üretiyorsunuz.
ve ürettiğiniz bilgiler çoğu zaman yanlış olabiliyor. Fakat Allah bu konuda size birinci elden bilgi veriyor ve bizim varsayımlarımızın, Allah hakkındaki düşüncelerimizin yanlış olduğunu, bir kısmının yanlış olduğunu bu ayet-i kerimeyle, sureyle düzeltmiş oluyor. Burada Allah'a inanmanın, ben başka bir noktaya buradan geçmek istiyorum hocam. Allah'a inanmanın, bir mümin, Allah'ın isimlerinden bir tanesi, Allah mümindir. Evet. Kul da mümindir. Allah'a mümin olmanın, Allah'a inanmanın bizim için getirdiği bir avantaj olması lazım. Yani inanan bir taşa da inanana biz mümin diyoruz. Herhangi bir varlığa inanana da mümin diyoruz. Allah'a inanana da mümin diyoruz. Peki herhangi bir varlığa değil de Allah'a inanan bir mümini üstün kıldığını iddia ettiğimiz nitelikler nelerdir? Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Burada en temel niteliği, ben fazla tabii ki dersimizin hacmi müsait değil ama şunu vurgulamak istiyorum. Allah'a mümin olan, başka varlıklara mümin olmanın getirdiği eziklikten kurtulur bir, özgürlüğünü elde eder. Elde eder. Özgürlüğünü evet. elde eder. Şöyle düşünün, Allah diyor, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sadece bana ibadet, bu ibadet, yine ibadetin ucu açık, ibadeti sadece bildiğimiz pratikler anlamında almak istemiyorum. Ama sadece bana, eğer bir önünde eğilecek varlık varsa, bana yaptıktan sonra artık bunu başka bir varlıkla paylaşamazsınız diyor. Bu özgürlüktür. Bütün varlıklardan kendinizi kurtarmaktır. Bu anlamda evet. sadece kendinizi ona vermektir. Mümin olmanın en temel niteliği budur. Bizim için sağladığı fonksiyonel anlam budur. Ben şu noktada bunu söylemek istiyorum. Yalnız diğer nokta biraz eksik kaldı gibi. İslam'ın Allah inancının özelliklerini sıralıyorken Yahudilikten ve Hristiyanlıktan farkına biraz işaret ettiniz. Mesela Hristiyanlıkta teslis inancı var. Yahudilikteki çok işaret buyurdunuz ona, teşekkür ediyorum. Yahudilikteki Tanrı'nın monopole alınmış olması, sadece bir kavmin tekeline indirgenmiş olması Allah'a yapılabilecek en büyük iftira. Niçin? Evet. Allah Rabbül Alemin'dir. Evet. Sadece milletlerin de değil, bütün varlıkların, alemlerin varlığı olan, yaratanı ve devam ettireni olan evet. bir varlığı, bir grubun, bir milletin tekelini almak kadar ve bunu da teolojik argümanlarla desteklemek kadar bir Allah'a iftira olamaz diye düşünüyorum. Bir dinin bunu yapması mümkün değil. Onun için Kur'an-ı Kerim'de kendisinden önce var olan, İslam'dan önceki dinlerin de Tanrı tasavvuru düzeltme yoluna gitmişlerdir. Bu teslise bir reddiye, Yahudilerin de monopole alma, tekele alma yaklaşımına bir reddiyedir. O zaman İhlas Suresi hem kendinden önceki inançları tasih ediyor, hem de İslam'ın Allah inancını ortaya koymuş oluyor özet olarak. Evet. Bunun maalesef evet. girmemiz mümkün değil. Sayın Hocam, Şaban Ali Bey'i dinledik. Evet. Din felsefesi açısından bakınca siz neler söylemek istersiniz Allah inancı konusunda, özellikle İslam'ın Allah inancı konusunda? Hocam, İslam'ın Allah inancı ile ilgili konuşmaya başlamadan önce Allah hakkında konuşma konusuna bir değinmek istiyorum. Çünkü İslam Allah inancında da Allah'ın sıfatları arasında muhalefetun dil havadis sıfatına dikkat çekilir. Muhalefetun dil havadis olması Allah'ın sonradan yaratılmış olan hiçbir şeye benzememesi demektir. Oysa biz Allah hakkında konuşurken sonradan yaratılmış varlıklar hakkında kullandığımız kavramlarla konuşuyoruz. Onun adaletinden bahsediyoruz, görmesinden bahsediyoruz, işitmesinden bahsediyoruz. Oysa bütün bu görmesi, işitmesi, adaleti aynı zamanda insanlar hakkında kullandığımız kavramlar. Evet. Dolayısıyla Allah hakkında konuşmanın beraberinde getirdiği dilden kaynaklanan bir zorluk vardır. Bu zorluğu aşma konusunda tabii bu programımız bu konuya girmemize yeteri kadar zaman açısından müsait değil ama bizi dinleyen insanlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekir. Kullanılan kavramların ihtiyatlı çekilmesi evet. gerekir. Yaptığımız şey kendi kavramlarımızla sonradan yaratılmış varlık hakkında kullandığımız kavramlarla Allah'ı anlamlı bir şekilde tasavvur etmeye çalışacağız. Evet. İslam Allah inancı söz konusu olduğunda Şaban Ali Bey'in dikkat çektiği bir konudan ben de başlamak istiyorum. O da
Allah-u Teala'nın mabud olmasıdır. İbadete layık olmasıdır. Allah-u Teala'nın ibadete layık olması şartsız ve sınırsız bir şekilde ibadet eden insanın Allah'a teslim olması manasına gelir. Allah'ın sıfatları ile ilgili olarak Allah'ın şartsız ve sınırsız bir ibadeti hak edebilmesi için onun en mükemmel varlık olması gerekir. Bizim İslam literatüründe Allah-u Teala için ekmel varlık tabiri kullanılır. Felsefi literatürde de Allah kendisinden daha mükemmeli tasavvur edilemeyecek kadar yüce bir varlıktır. Allah'ın en mükemmel varlık olması onun zorunlu varlık olması demektir. Yani varlığa gelmesinde, varlığının devamında kendi dışında hiçbir varlığa muhtaç olmaması demektir. Samet karşılığıdır. Hocam demin işaret ettiğimiz. Evet. Bizim literatürde aynı zamanda kıyam bizatihi. Kendi zatiyle kaimdir. Başka bir varlığa ihtiyaç duymaz. Bunun felsefi literatüründeki adı zorunlu varlık. Allah-u Teala yok edilemeyen, zarar verilemeyen bir varlıktır. Burada bir konuya işaret etmek lazımdır. Allah dışındaki bütün varlıklar mümkün varlıklardır. Ve Allah sadece vacib-i vücud olandır. Yani zorunlu varlıktır. Bilimin üzerinde çalıştığı varlık türü mümkün varlıklardır. Zorunlu varlık değildir. Ayrıca Allah'ın mükemmelliği beraberinde Allah'ın ilim, irade ve fiil sıfatlarının olmasını gerekli kılar. Zatı vardır. Çünkü ibadet fiili Allah-u Teala ile kişisel bir ilişki içine girmeyi gerekli kılar. İlmi olan, iradesi olan ve fiili olan bir varlığa, bir zata ibadet edilmektedir. İbadet eden insan kendisini duyan, duasını işiten, duasının gereğini yapan bir Allah'a dua etmektedir. Dolayısıyla ve onun bilincinde olmalıdır. Değil mi? Evet. Bu bilinç olmasız durumunda zaten ibadet bir anlam ifade eder. Aksi halde bir anlam ifade etmeyecektir. Bunun ötesinde bunlarla beraber İslam Allah inancı felsefi literatürde panteist, deist, panenteist diye kısaca ifade edilen tanrı tasavvurlarından farklılık gösterir. Bu dile getirdiğimiz tanrı tasavvurlarının müşterek özelliği deist ve panteist tanrı tasavvurlarında tanrı alemle, tabiatla ve tarihle ilişki içine girmez. Kapalı bir evren modeli var. Evet. Tabiatı, alemi, dünyayı, evreni öyle düzenli bir şekilde yaratmıştır ki bir daha ilgilenme ihtiyacı duymayan bir tanrı tasavvuru vardır. Oysa İslam Allah inancında Allah her an tabiat ve tarihle, tabiat ve insanla ilişki içindedir. Allah ne yapar? Mucizevi bir yolla peygamber gönderir, vahiy gönderir ve gönderdiği vahiyle her zaman ilişki içinde olduğu tarihin akışını değiştirebilir. Bu tabiat ve tarihle olan Allah-u Teala'nın yakın ilişkisi de ibadeti anlamlı kılar. Eğer Allah tabiatla ve tarihle ilişki içinde olmamış olsa insanın bu Allah'a yönelmesi, sıkıntılarını, dertlerini ona açmasının, ona ibadet etmesinin ve ona yakarmasının da bir anlamı kalmayacaktır. Sanıyorum Recep Bey güzel ifade ettiniz. Süremiz de herhalde biraz sonra dolacak. Eksik bir şey kalmasın diye düşünüyorum. Allah'ın sıfatları üzerinde birkaç kelimeyle Şaban Ali'ye söz verelim ve bu sohbetimizi, dersimizi bitirelim. Allah'ın sıfatları meselesi hocam bizim kelam tarihinin en karmaşık meselelerinden bir tanesi ve çok da abartıldığı gibi üzerinde durulmaması gereken bir konu olarak benim kendi kanaatim o. O da peki yerine ne koyacağız? Sıfatları ortadan
tartışma konusu olmaktan çıkarınca Allah'ın isimlerini, esmasını tartışma konusu yapmak gerekiyor. Aradaki fark şu. Sıfatlar konusunu şöyle tartışıyor bizimkiler. Mesela suyu alalım. Su diyorlar ki efendim bu sıvıdır. Rengi şudur. Akıcıdır. Bütün bunları çıkardığınız zaman ortada su kalmıyor. Tanrı'nın işte kadiri mutlaktır, ilimdir. Bunları çıkardığınız zaman Tanrı kalmıyor. Zaten sıfatların toplamı Tanrı'yı oluşturuyor. Allah'ı oluşturuyor. Dolayısıyla bunu daha fazla uzatmanın alemi yok. O halde bizim üzerinde tartışmamız gereken ve bir fonksiyon alanı açmamız gereken Allah'ın isimleridir. Kastettiğim şudur. Allah'ın Razık ismi var. Bunun fonksiyon alanı nasıl olacak diyecekseniz. Razık kelimesi nasıl? Rızıklandıran. İnsanlara rızık veren. İnsanlara rızık veren. Bize düşen Allah'ın aç, susuz, giysisi olmayan, açıkta bulunan bir kulunu doyurmak, giydirmek suretiyle içinde yaşadığımız tarih içinde, şu zaman ve zeminde Allah'ın bu ismine bir aktiflik kazandırmaktır. Allah özgürleştiricidir. Tarih boyunca hep böyle olmuştur. Bir Musa'nın firavunu olduğu zaman bir firavunun da Musa'sı olmalıdır. Bu sosyal bir kuralsa bu kuralı aktif hale getirecek insan olmak, Allah'ın özgürleştirici ismine burada bir mekan açmaktır. Bunlar isimler. Bakınız 99 ismine bir aktiflik kazandırdığınız zaman istenilen hayat tarzı, istenilen bir ümran, ömür sürülecek. Bakın o kadar mükemmel bir kelime ki hocam. Ömür, muammer, imar, ümran, medeniyet hepsi birbiriyle alakalı. Allah'ın yarattığı insan ömür süreceği bir ümranı, bir medeniyeti yaratmak zorundadır. Aynen Allah gibi. Allah'ın yarattığı varlığın vazifesi yaratmaktır. Neyi yaratacak? Ömür sürülecek bir alanı yaratacak. Bu Allah'ın isimlerinin yansıdığı, hayat bulduğu bir alan olacak. Yoksa sıfatlar, hocam az önce Recep Bey hocam ifade ettiler. Bizim tecrübe edemediğimiz, Allah-u Teala diyor ki ben sizi yaratmaya şahit kılmadım diyor. Yani şahit kılınmayan bir konuda spekülasyon yapmak dinin çok da tasvip ettiği bir alan değil. Herkes kendi üzerine düşeni yapsın. Nedir üzerimize düşen? İçinde aktif olduğumuz, zorunlu olarak ya da isteyerek yaşamak durumunda olduğumuz bir hayat var. Ve bu hayatı mümkün olduğu kadar çekilebilir kılmak hem kendimiz için hem dışımızdaki insanlar için. Çekilebilir kılmak için mümkün olduğu kadar Allah'ın isimlerini söylediğimiz rızık vermek. Yani aşkı susuzluk içindeki insan için sıfatı ne anlam olacak? Allah muhalefetü lil havadis. Tamam. Fakat benim için birinci derecede budur. Onun için esma Allah'ın isimlerine bir aktiflik kazandırmak birinci önceliğimiz olmalı diye düşünüyorum. Şimdi bu konuda tabii Allah'ın ahlakıyla ahlaklarınız hadisinden de hareketle Şaban Ali Bey'in söylediğini anlamlı kılabiliriz. Yani Allah-u Teala adalet sahibi, ona inanan insanlar da adalet sahibi. Allah-u Teala her an bir iş halinde, insan da her an bir iş halinde olacak. Yalnız tabi Allah inancının ne olduğunun tam olarak anlaşılabilmesi, işte o sıfatlarından hareketle mümkün olabilir, onun anlaşılmasıyla mümkün olabilir. Tabi Allah-u Teala'nın bilgisi var, iradesi var, kudreti var. İnsanın da bilgisi var, iradesi var, kudreti var. Ama Allah-u Teala mutlak varlık, onun bilgisi mutlak bilgi, insanın insan sınırlı varlık, insanın bilgisi sınırlı bilgi olacak. Peki teşekkür ederim. Bu arada öğrencilerimize herhalde Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın isimleriyle ilgili ayetleri tefsirlerden derinliğine okuyarak daha geniş bir bilgi kazanmalarını tavsiye etmek herhalde görevimiz ya da hakkımız diye düşünüyorum. Yoksa Allah konusu gerçekten bir ders içerisinde anlatılıp bitirilebilecek bir konu değil. Ama bu bir ipucudur, bir başlangıçtır. Bunu tavsiye ederek mutluluk dileklerimizle, başarı dileklerimizle bu sohbetimizi, bu dersimizi bitiriyoruz.